milyarlarca parayı ödediğimiz arabaları çıkartan fabrika. Baya ışıklar falan. Abi çok güzelmiş burası ya. Baya ışıklar falan. Lan her şeyi yapmışlar ya. Aa, süpermiş. Çok sakin. Şimdi Porsche bulmaya çalışıyoruz. İnşallah. İnşallah Lambo'daki problemleri yaşamayız. Bu arada burası gene şöyle güzel bir yer var burada. Resmen keşke diyorum. Evet. İçeride bir şey var mı? Evet. Giriş diğer taraftaymış. Evet. Feri Porsche amca bir şeyler söylemiş. Anlayan varsa yorumlara yazsın. Şurada gene bir şeyler söylemiş. Demek ki insanlar güzel araba yapınca kendilerinden böyle bol bol konuşma şeyi görüyorlar. Her yere yazı yazdırıyorlar. Yavrular burada. Hadi. Şurada. Yıl yıl. Yapılanlar tam olarak yazıyor herhalde. Almanca yazıyor çünkü. 74 model. 96. 2002. Yaptıkları şeyleri falan yazıyorlar diye tahmin ediyorum senelere göre. Şöyle devam ediyor. 2014, 2015. 2015'ten sonra hiçbir şey yapmamışlar, bomboş. Hani diyorlar bunca sene yaptık, şimdi de ekmeğini yiyoruz. Evet. Şurada güzel bir 911 Carrera S'imiz var. Şurası süper. Şöyle aşağı doğru maketler. 718 Boxster. Kayman. Mişine. 911. Panamera. Macan. Cheyenne. 911 serisi. Şurada bir şeyler oluyor ama. Evet. Şu bölüm çok hoşuma gitti. Görüntüler sürekli yer değiştiriyor. Süper. Şu yavruyu da gösterelim. Şurada da Panamera GTS. Das perfekte Zusammenspiel aller Kräfte in jedem Moment. Gebunden oder geradlinig, einfach oder komplex. Das ist eine Charakterfrage, welche Weg man geht. Evet, devam ediyoruz. Ha? Aa, süpermiş. Şimdi burada yarışacağım. Bildiğin ter attım ya. Harbiden ya, ama bildiğin direkt şey yapıyorsun yani, içeri giriyorsun, direksiyon falan çok iyi, titriyor falan. Direkt hazzı alıyor. Direksiyonun üstünde şey de vardı ya, kaç kilometre hızla gittiğini sağlamak. Aynen, bildiğin hazzı alıyorsun yani içeride.
Böyle direkt ben biliyorum kendimi böyle kamyon hakikaten yarıştayım falan zannettim ya. Ama ben bu cihazlarda gerçekten genel olarak iyi değilim ve oynamayı da çok fazla sevmem. Ya biz... Fark ettim iyi olmadığını. Hayır yani biz biliyorsun biz yollarda gösteriyoruz hünerlerimizi. Biz gerçekten arabamıza bineriz gazımıza basarız. Varsa yüreğiniz pistlere bekleriz. Kamu spotu bence girsin. Tabii ki de bunlar tamam. Şaka. Hayır diyoruz şeye ya. Şeye kapalı varsa... yerlerde neydi? Trafiğe kapalı hayır. Yerlerde. Ya diyorum ya zaten varsa yüreğiniz pistlere bekleriz diye. Ha pist okey. Bizim co-pilot da iyi araba kullanır. Ben neredesin co-pilot dur. Ya o değil de ben Volkswagen gerçekten beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ya. Ama şöyle tavrı var. Ya yemişim tavrını ya. Zaten videonun her yerinde. Evet arkadaşlar bunlar Volkswagen'in tavırları. Meşhur tavırları bunlar. Her seferinde videoda bunları gösteriyorum ya. Sonra oraya gideriz. Çocuklar dünyanın her yerinde çocuklar. Hiç ama fark etmiyor. Ama güzel çocuklar için yani. Evet. Olmaları da. Burası aksesuar bölümü değil mi? Yani customer service biraz customer center diye geçiyor. O zaman dalalım. T-Cross koymuşlar bir tane. Ya nasıl Volkswagen'de hayal kırıklığına uğradıysam hiç böyle çekesim gelmiyor. Burada da güzel bir tane Touareg'imiz var. 103.000 Euro. T-Cross'a da bakalım. Onun fiyatı ne kadarmış? Bedava ya. Neredeyse 35.000 Euro. Şöyle bir üst kata çıkıyorum önce. Şurada güzel bir Arteon'umuz var. Fiyatını göstereyim bunun da. 72.000 Euro. R-Line bir Golf. Renk çok iyiymiş. 37.000 Euro. Şurada gene bir Polo'muz var. Böyle kırmızı cızıklı. Ne kadarmış? 29.000 Euro. Golf Sports Fan var. Normal Golf'e göre daha büyük. Şöyle göstereyim. Burada zaten zilyon tane Golf çeşidi gördüm. Da 46.000 Euro. Yani tabi bunları hani Euro hani Türk Lirası olarak çevirmeniz lazım. Birim fiyatı olarak hesap etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi adamlar yani kendi para birimlerine göre yani 30.000 liralara, 40.000 liralara, 50.000 liralara mükemmel arabalara, yeni nesil arabalara binebiliyorlar. Volkswagen'in aksesuar bölümü. Benim hanım aksesuarlara dalmış. Şurada güzel GTI ürünleri var. GTI'nin çantası. Ne kadarmış bunun fiyatı? Yazıyor mu? 59.90. 59.90 60. Şu marklar çok güzel ya. Bunlar çok işe yarıyor. Ben Volkswagen'den almıştım bir tane. Gerçekten işe yarıyor ama 25 euro. Evet size Volkswagen dolabı. Şurada çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Şurada yine model araçlar var. Bak eskisi 42 euro. Gerçi bu daha büyük. Şurada konserve şeklinde saat yapmışlar. Oo, evet işte benim hediye alanıma gelen şeyler. Gerçekten çok iyiymiş. Ne kadar bunun fiyatı? Aha, 268 euro. Şu bir tanesi. GTI olanı 380 euro. 354 euro. Şu bebek için olan da çok iyiymiş ya. Nuji. Bebek tulumunu gördün mü? Vay süpermiş. Ne kadarmış fiyatı? 30 euro. Ne yapalım alalım mı? Alalım. He? Alalım. İyi tamam. Burada gene GTD tişörtleri var. Biliyorsunuz GTD Türkiye'de yok. Al sana Volkswagen ekmek kızartma makinesi. Gördüm onu. Şapkalar var. Bunların da fiyatları 19.90, 18.90. Aksesuar bölümde genel olarak böyle.
gene turumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ya bu tavırların içine giremiyoruz. Zaten Rize'de bir şey yapacağımız bir şey yok. Burası şey diye biliyorum ben ya. Yani hani gene çok emin olmamakla birlikte, hani fabrika tarafında üretilen yeni araçların geldiği yer. Çünkü aşağıdan o mekanizma çıkıyor ya. Tık 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 o boşlukları yerleştiriyor. Sonra da zaten hani burada araç sattığı zaman müşteriler buradan araçla teslim alabiliyorlar ya. Buradan araçla satın alabiliyorsun en nihayetinde. Hemen oradan pat. Fırından çıkıyor, buraya sıcak geliyor, sıcak sıcak alırım, arabanı alıyorsun, gidiyorsun. Adamlar öyle güzel bir yer yapmışlar ama gerçekten yani şöyle bir yer açmak mükemmel bir ticari zeka ya. Yani adamlar her türlü faydalanıyorlar ya. Adamların arabalarını görmeye geliyorsun, gidip üstüne para veriyorsun. Düşün yani, sonra videosunu çekiyorsun, atıyorsun internete, sen adamların reklamını yapıyorsun ve bunun için adamlara para ödüyorsun. Sonra araba almak istediğin zaman da ekstra bir daha para ödüyorsun. Sonra servise getiriyorsun, bir daha para ödüyorsun. Ay içim çürüdü. Sürekli adamlar kazanıyor. Şimdi arkadaşlar, müze tarafına gideceğiz. O ilk girişte gösterdiğim klasik arabaların olduğu yere gideceğiz. Zaten diğer yerler, hemen hemen diğer yerlerin hepsini dolaştık. Şurada yine şöyle güzel. Ya ambiyansı genel olarak çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani buraya gezmek yani... için gerçekten 4'ten sonra gelmek mantıklı. Hem biletin ünlü olması açısından hem de yetiyor yani her yere. Çok hani fazla araba olmadığı için. Aynen. Ya burayı genelde hani bu iç mekanları ayrı ayrı girdiğimiz işte Audi'ydi, Seat'tı falan, o tarz mekanları genelde böyle bir ufak bir ambiyans tadında yapmışlar. Evet. Hani giriyorsun. Hani giriyorsun hemen tık tık tık. Böyle bir 5 dakika 10 dakika aynen, falan. Birazcık Audi'de fazla vakit geçirdik. Çünkü ben orada R8'i görecek ayrılamadım başımdan. Evet. Biraz öyle oldu. O R8 birazcık benim aklımı başımdan aldı. Şuradan için küçük arabalar yapmışlar. Şöyle de güzel bir pist yapmışlar. Burada. Gayet güzel. Trafik işaretleri var, yaya geçti. İşte dönüşler, kavşak. İşte stop signlar falan filan. Çok güzel ya, çocuklar bu yaşta ne güzel. Burada araba kullanıp hani tabelaları öğreniyorlar. Bayağı ışıklar falan. Abi çok güzelmiş burası ya. Bayağı ışıklar falan filan her şeyi yapmışlar ya. Bayağı trafikte insanlar, çocuklar araba kullanıyorlar ya. Her şey var ya. Ya süper bir yer yapmışlar ya. Gerçekten yani takdire şayan ya gerçekten. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş klasiklerin olduğu yere geliyoruz.